Burada ne işin var Can? Gerçeği bilmek istiyorum. Birkaç yeri arayacağım ve ne yapacağıma bakacağım. Artık yalan yok. Bunu bana neden yaptın? Neden söz ettiğini anlamıyorum. Benim desteğim olmadan ayakta kalamayacağınızı biliyordum. Yani her zaman hamlelerim vardı ama müziği asla duyamazdın. Bu yönetmeliğin en acımasız kısmı, insan hakları beyannamesinden biri. Bu senin gibi biri için yeryüzündeki cennet. Düşünür müsün? Bir tek tuşa basarak her sinagogda, tapınakta ve camide bilinen bir adama dönüşebilirdin. Anahtarlar bizdeyken sır falan yoktu. Bütün inançlar o tahtın önünde diz çökeceklerdi. Kimin tahtı? Ben senin düşmanın değilim Can. Gerçek düşman çantasında nükleer silah taşıyan bir adam bir camide ya da bir tapınakta saklanıyor ve duvarların ötesini görmediğin için ona ulaşman imkansız. Çünkü diyorsun ki masum bir kızı öldürdün ve benim hayatımı mahvettin. Bu ulusu terörizmden korumak için mi? Bazen savaşta daha büyük iyilik için büyük kayıplar verilebilir. Sen asla meyve vermeyen bir ağaç gibisin. Kesinlikle kesilmen gerekir. Şu Hristiyan saçmalıklarına artık bir son verir misin? Bir zamanlar sen de kendine Hristiyanım diyordun. Seni uyarmıştım. Kişisel geçmişini sokaklara taşırsan sonunda gelip seni ısırır sana demiştim. Bir şey sormak istiyorum. Sistemden daha büyük olduğunu sanıyordun ama değilsin. İsa'nın kanında kendini yıkayabileceğini ve günahlarından arınacağını sanıyordun ama günahların duruyor. Halk serbest dolaşan cinsel bir saldırganı hiç hoş karşılamaz. Tanrı'nın Davud'a ne dediğini hatırlıyorum. Süleyman onun elinin altına verildi. Tanrı'dan söz etmeyi bırak.